Tebrik ediyorum gerçekten. Alkışlıyorum. Sizler de kendilerinizi alkışlayın gerçekten. Vallahi bravo, bravo. Muhtar abilerim ağzınıza, dilinize sağlık. Şöyle aranıza geleyim ben. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vallahi ben müzisyen birisi olarak böyle beyefendilerin, hele de muhtar olunca daha iyi oluyor. Şarkı söylemesi, müzik yapması beni inanılmaz mutlu etti. Teşvik ediyor değil mi? Evet. Müzik dünyanın en güzel şeyi. Evet. Motive ediyor, müziğin dili yok, dini yok, ırkı yok, aynen müzik ruhun gıdası. Hepiniz öyle güzel görünüyorsunuz ki. Takım güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Hepiniz bir de lacivert takım giymişsiniz. Yalnız düzeni bozan iki amcam var orada. Evet. Siyah giymişler, başka siyah, bir de burada abilerimiz var. Bunun bir kuralı var mı? İlla lacivert giymek zorunda mıyız? İlla lacivert giyme korseyinde değiliz ama arkadaş bugün öyle geldiği için artık. Sizin üniformanız normal, lacivert. Niye kuralı bozdunuz? Niye bozdun amca? Benim şey, haberim yok idi. Haberi yok muydu? Ya ben dedim ki size kırmızı şeyi getireceğim. Ha? Kravatı. Ay bir de kırmızı kravat, bak onu görmemiştim. Bugün yani şef olarak ben bunları idare edeyim. Ha bir de şefsin. Hiç olmadı valla. Kravat taktığımız... Değerli arkadaşımızın koro şefi olarak. Neyse hadi öyle kurtaralım. Aynen. Ekibin başı kırmızı kravat takıyor. Türkiye'deki tüm muhtar abilerime örnek teşkil etsin. Evet. Bütün muhtar abilerim toplansınlar. Vallahi şarkı mı söylüyorlar, oyun mu oynuyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bir tane de şef bulsunlar, siyah takım giysin, kırmızı kravat taksın. Teşekkür ederim. Peki abilerim, bu fikir kimin aklına geldi? Yani 40 yıl düşünsek vallahi aklımıza gelmez. Nasılsınız, isminiz ne? Çok şükür. Ben Yeşil Özalper Mahallesi muhtarıyım. 15 bin seçmen olan 30 bin nüfuslu bir mahallenin muhtarıyım. Dediğiniz gibi müziğin dili, ırkı, etnik şey olmadan aynen, tüm insanların müşterek kaynaşma noktasıdır. Bu arada sizlere, tüm çalışma arkadaşlarınıza, muhtarlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abi bu fikir kimin aklına geldi? Gözünü seveyim onu anlat. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın önderliğinde Yeşilyurt Kent Konseyi Muhtar İşleri Müdürlüğümüz organize etti. Türkiye'de ilk defa bir muhtarlar korosu kuralım dedi. Biz de gerçekten çok akıllıca olarak şu an gönülde bir katkımız olsun, bir sosyal aktivite olsun diye bu işe giriştik. Peki muhtar abi, daha önceden de şarkı söyle muydun? Yok. İlkokulda falan. Bu yaklaşık bir yıl eğitim aldık yani Büşra hocamın şey sayesinde. Büşra hoca gelsin. Alkışlarla Büşra hoca gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.